10 Mayıs, 16 Mayıs. Yay burçları nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu ihmal etmeyin, dinleyin. Akkayofficial Instagram sayfam, takip edebilirsiniz. Yani ya, çok iş alanında çok aktif olacağımız. Hatta hayata ritmi nasıl uydurayım? Hem iş temposu hem evde çalışıyorum. Hiçbir şey yetemeyeceğim dediğimiz bir sistem. Özellikle organizasyon işleriyle ilgili bazı beklediğiniz haberler varsa olumlu haberler söz konusu olacak. Bu ara şöyle bir şey var. Çok yoğunsunuz ama ruhunuz yorgun olacak. Yani evet, iş temposu, diyaloglar, evde bile çalışıyorsanız bile çok devamlı iletişim, devamlı bilgisayar önünde olacaksınız ama ruhunuz o kadar yorucu olacak ki, yani 5 dakika dinleneyim, ruhuma iyi gelsin dediğimiz dönem olabilir. Belki şöyle söyleyeceğim, evde ya da biraz spor enerjiniz sizin vücudunuz sıkıntıya sokuyor. Lütfen biraz yürüyüş, evde bu noktalarımızı ihmal etmeyelim. Bu da şundan kaynaklanıyor: tiroidlerinizde sıkıntı olabilir, tansiyon probleminiz olabilir ve iç kulak, yani kristallerle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu da sizi acayip derecede gergin ve huzursuzluklar yaratıyor olabilir. Yani ihmal etmemeniz lazım. Büyük kurumsal firmada çalışan bazı yay burçları için, evet, yöneticilerinizin size güzel bir imkanı var. Bu imkanı doğru değerlendirdiğinizde, onlar sizi doğru değerlendirdi, siz de hani karar vermeyin. Bu iş yeri sizin için doğru ve ortaklı iş yapanlarda ortak ayrımı net bir karar. Kendi işinizi yapıyorsanız, buradaki duran süreçle ilgili hüznünüz varsa gerçekten aydınlığa gelecek. Kapatmanıza gerek yok. Özellikle sanatsal, yani spor salonunuz olabilir, güzellik, dans salonunuz olabilir. Bunlarla ilgili korkularınız varsa hiç korkmanıza gerek yok. Bu işiniz zaten, siz bir markasınız. Markanız daha büyüyecek. Sadece merkez değişikliği ya da yer değişikliği fikriniz olabilir ama bulunduğunuz nokta şu an için doğru. Hiç endişe etmenize gerek yok diyorum. Şöyle bir sorunumuz olabilir. Bu ara kendi kardeşlerinize, anneye, babaya kırgın olabilirsiniz. Bu ara onların hataları yüzünden maddi kayıplar yaşıyor olabilirsiniz. Bunun verdiği bir kafa yoruculuğunuz olabilir. Aslında ailenizin iyi niyetle mağdur oluşu. Evet, doğrusunuz. Burada söylemleriniz, haklısınız ama onlar iyi niyetle mağdur oldular. Özellikle kan bağlarına mağdur oldular. Bir de siz üstüne gitmeyin lütfen. Onlar hatalarını biliyorlar yani. Ev alma ya da emlak alım satımı ile ilgili yer değiştirme gibi fikriniz var. Evet, şanslısınız. İstediğiniz ve hedeflediğiniz evi almak ya da evinize taşınmakla ilgili doğru bir enerji. Yani ben burada bununla ilgili bir sorun görmüyorum da, siz kolay kolay hiçbir noktayı beğenmiyorsunuz ve beğenmediğiniz için de olayları biraz şey tutuyorsunuz. Onun şurası var, bunun burası var. Bence akışına bırakın. Daha güzel, size ait enerjiyi bulacaksınız. Sadece kafanızda kurduğunuz değil. Gidin görün. Yani siz her şeyde bir kusur aramaya başladınız. Bu da sizin çok dikkatli ve tiroidlerinizden de kaynaklı olabilir. Bir de çok yoğun ve stresli bir hafta yaşayacaksınız. İşinizle alakalı devamlı evraklar, kontroller, hesaplar, kitaplar, bankada çalışıyorsanız bulunduğunuz alanda ciddi değişimler söz konusu olacak. Ve o yüzden de bu sizi biraz kasacak ve yıpratacak olarak. Tatile çok ihtiyacınız var. Gerçekten dinlenmeye. Bunun için hatta bir evrak koşturması içerisindesin. Böyle bir izin kağıdı alacaksınız. Birkaç gün kafanızı dağıtacağınız bir yolculuğunuz var. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu, Orta Doğu olabilir. Bu bölgelerde yaşayan yay burçlarında aile büyüklerinden kaynaklı miraslardan doğacak büyük sıkıntılar, Karadeniz'de bile yaşıyorsanız büyük tartışmalar ve büyük kırgınlıklar söz konusu olacak. Bu da biraz sizin aile büyüklerinizi incitebilir diyorum. İhmal etmeyin. Şöyle, evde özellikle bu ara boya badana yapmak isteyen bazı yay burçları var. Her şeyi kıracağım, her şeyi dökeceğim. Aslında evinizde bir sıkıntı var mıydı? Evet, boya badana olabilir ama kırıp dökülecek bir nokta yok. Sadece yapmanız gereken banyonuzla ilgili sıkıntınız var. Belki musluklar ya da lavabolar değişmesi lazım. Ya da oraya bir dolap almanız gerekiyor. Orada bir eksiklik var ve devamlı şikayet ediyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. İlişkisi olmayan yay burçlarına güzel bir enerjiye giriş sağlayacaksınız. Geçmişinde beklediğiniz bir haber ve bir diyalog varsa bununla ilgili olumlu. Unuttuğunuz bir evrak ya da almak istediğiniz
Unuttuğunuz bir evrak ya da üstünüze geçmesi gereken unuttuğunuz bir evrağınız varsa bunu lütfen 11 Mayıs'a kadar çözün. Sonra sıkıntı olacak gözüküyor. Uzun süredir ödemediğiniz vergi borcunuz ya da araç borcunuz ya da emlak borcunuz varsa hep erteliyorsunuz. O çok birikmeye başladı. Lütfen bunu bir an önce çözün. Babanızın kalp ve damar bölgesinde hassasiyeti ya da abinizin ya da sizde de böyle bir sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Bir de şöyle bir sorunumuz var yay burçları. Bu ara eğitim konularınız da var ama özellikle üniversite sınavına girecek yay burçları gayet başarılı olacaksınız. Lise sınavına girecek yay burçlarında da sürpriz doğru. Yanlış ve panik yapacaksınız ama doğru bir başarı sağlayacaksınız. Endişe etmenizi istemiyorum. Sevgiyle, mutlulukla Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.